İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da bir gelir kaynağı olarak muş laleleri, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı St. Petersburg'daki ekonomik forumda hazır bulunacak. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mayıs ayında Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Şam, Golan Tepelerinden bombalandı. Ankara, Sincan ayrılıkçılarına karşı Pekin'in mücadelesini savunuyor. Tiflis'te Sayat Nova'ya adanmış geleneksel Lartadon Gül Bayramı bugün Uluslararası Müze Günü kutlanmaktadır. Batı Ermenistan'da endemik türündeki eşsiz muş laleleri güzellik ve renk bakımından o bölgenin sembolü olarak kabul edilir. Muş lalesini çoğaltma ve geliştirme projesi kapsamında çalışma grubunun üyeleri lale soğanlarını toplayacak. Bu bağlamda Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Karadağ şunları söyledi. Muş lalesini kültüre alıp Hollanda'nın yaptığı gibi lale soğanlarını çoğaltıp piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Lale, Muş için ileride önemli bir gelir kaynağı olacak. Bu nedenle bu proje Muş tarlalarında doğal olarak büyüyen ve çevresine kırmızı renk yayan lalelerden gelir kaynağı elde edilmesini amaçlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Basın Sekreteri Vladimir Karapetyan yaptığı açıklamada, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı St. Petersburg'da düzenlenecek ekonomik forumda hazır bulunacak dedi. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 6-8 Haziran günlerinde gerçekleşecek. Bu forum ekonomi ve iş dünyasında istisnai bir olaydır. Forum 1997'den başlayıp 2006'dan itibaren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu forum dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey siyasi liderler ile dünya liderleri arasındaki temaslar için bir platform oluşturuyor. Forum çerçevesinde iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla büyük ölçekli ticaret, ekonomik toplantılar, yuvarlak masa toplantıları ve tartışmalar gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Nis ayına verdiği demeçte Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Mayıs ayında Ermenistan Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini belirtti. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan Çin'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Bu ziyaretinde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang ile bir araya gelmişti. Suriye'nin başkenti Şam'ın gece bombalanmasının videosu internet üzerinden yayıldı. Bombalama El Kuentra kenti yakınlarındaki İsrail'in kontrolü altında bulunan Golan Tepelerinden yapıldı ancak şu ana kadar hiç kimse sorumluluğu üstlenmedi. Suriye'deki özel servislerden Federal Haber Ajansı'na Cuma günü yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırmak için yeni programlar geliştirdiğini söylediğini hatırlatalım. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal Pekin'i ziyaret etti. Xinhua Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı görüşmede taraflar ikili stratejik meselelerin ele alınmasını önemsemiş, bunun yanı sıra siyasi güveni ve işbirliğini güçlendirmenin önemini vurgulamışlardır. Görüşmede Çin tarafı Ankara'ya Çin'in en önemli ve hayati çıkarlarına saygı gösterilmesinin önemini hatırlattı. Söz konusu Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve oradaki terörle mücadeledir. Türk konuk Çin'in birliğini savunması ve ayrılıkçı aşırı teröristlere karşı mücadele hakkına sahip olduğuna dair muhatabına güvencede bulundu. 29 Aralık 1917 tarihinde Sovyet Rusya'nın Halk Meclisi Konseyi tarafından kabul edilen Türkiye Ermenistan'ı hakkındaki Batı Ermenistan kararname ile Ermenilerin tam bağımsızlığa kadar varabilecek kendi kaderini tayin hakkını tanıdı. Batı Ermenistan'ı ayrıca 19 Ocak 1920 tarihinde Paris Konferansı'nda Müttefik Devletler Yüksek Konseyi de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihindeki San Remo Konferansı sırasında ise bağımsız ve egemen bir devlet olarak de jure tanındığını hatırlatalım. Sınırları Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson tarafından 22 Kasım 1920 tarihinde Bitlis, Van, Karin Erzurum ve Trabzon illeri dahil çizilmiş olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunu Türkiye'nin işgali altında bulunması sebebiyle tanımamaktadır.
1894'ten 1923 yıllarına kadar Batı Ermenistan'ın işgal altındaki topraklarında yerli otokton Ermeni halkının üç Türk hükümetleri tarafından soykırıma uğratıldığını da ayrıca hatırlatırız. Gürcistan Ermenileri Birliği'nin organize edeceği dünyaca tanınmış Ermeni aşu Sayat Nova'ya adanmış geleneksel Vartadon Gül Bayramı, Tiflis'te Surp Gevork Ermeni Kilisesi'nin yakınındaki alanda 19 Mayıs günü saat 11.30'da gerçekleşecek. Tiflis Belediyesi himayesinde düzenlenecek olan etkinlik, Gürcistan'daki Ermeni Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Tiflis'in Bedros Adamyan Devlet Ermeni Dram Tiyatrosu ve Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposluğu'nun Hayartun adlı eğitim ve kültür merkezi tarafından desteklenmektedir. Dünyaca tanınan Ermeni aşu Sayat Nova'ya adanmış bu Vartadon ilk kez festival çerçevesinde sunulacak. Dünyanın dört bir yanındaki müze çalışanları profesyonel bayramları olan Uluslararası Müze Günü'nü her yıl 18 Mayıs'ta kutlamaktadır. Uluslararası Müzeler Konseyi 1977 yılında gerçekleştirdiği olağan oturumu sırasında Rus örgütünün önerisiyle bu kültürel etkinlik takvimdeki yerini almış oldu. NÜSAYEM'in belirttiğine göre 1978'den itibaren Uluslararası Müzeler Günü 150'den fazla ülkede kutlanmaktadır. Düzenlenen bayramın 1992'den başlayarak her yıl belli bir konusu bulunmaktadır. Örneğin müze eserlerinin yasa dışı kaçakçılığı, halk arasında kültür seviyesini yükseltmedeki müzelerin rolü gibi diğer birçok konular. Bu yılki tema geleneğin geleceği, kültür merkezi olarak müzeler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sayat Nova'nın Kamança adlı eserini sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.